Duygularımla oynamak ne demekmiş göreceksin. Aslı! Hadi kızım, kahvaltı hazır. Anne, ben kahvaltı yapmayacağım ya. Pastaneye gitmem lazım. Aa, olmaz Aslı. Bak, yüzün kaşık kadar kaldı. Kabul etmiyorum, yiyeceksin. Yemeden gitmek yok. Beni mi bekliyordun? Yo, Halil abindir. Hadi bak, aç kapıyı. Tamam. Kızım, Halil abin mi geldi? Aslı? Aslı ne oldu? Aslı? Emel Hanım, sizinle konuşmam gerek. Çok önemli. Fazla vaktinizi almayacağım. Lütfen. Tamam. Aslı sen odana git kızım. Buyurun. Efendim? İyiyim, siz? Demek Nihat beni araştırıyor. İlgisini fazlasıyla çekmiş olmalıyım. Evet, haklısınız. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Siz hiç merak etmeyin. Son bombayı patlatmaya az kaldı. Yakında onu da patlatacak. Söyleyin bakalım, neymiş bu önemli şey? Emel Hanım, öncelikle yaşananlardan dolayı sizden özür diliyorum. Hem ailem hem de kendi adıma. Ben ailemle konuştum. Onlar da çok üzgünler. Yani ani bir şekilde öğrendikleri için başlarına tepki vereceklerini bilemediler. Fakat Aslı'ya olan duygularımı anlayınca beni desteklemeye karar verdiler. Anlayamıyorum. Ben ailemin onayını aldım. Eğer siz de onay verirseniz ben Aslı'ya evlenme teklif etmek istiyorum. Bakın, yaşananlar geçmişte kaldı. Annem de çok üzgün. Ama en kısa zamanda aranızı düzeltmek için o da sizinle görüşmek istiyor. Bakın Burak Bey, aileniz sizin zorunuzla kabul etmedi değil mi? Öyle olursa benim çocuğum çok üzülür. Ben de çocuğumun üzülmesini istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Ailem bizim sevgimize inandı ve saygı duyuyor. Lütfen siz de buna izin verin. Tabii ki de bunu size en baştan söylememiz gerekiyordu. Ama ne tepki vereceğinizden korktuk. Bunu o yüzden sakladık. Ve maalesef daha kötü sonuçlar meydana geldi. Yani yalan yalanı doğurdu. Ama artık yalan yok. Of, ne konuşuyorlar acaba ya? Ben ne diyeceğimi bilemedim. Lütfen bize bir şans verin. Ama dediğim gibi, ben çocuğumun üzülmesini istemiyorum. Size söz veriyorum. Aslı. Burak Bey'in sana söyleyecekleri var. Ben ailemle konuştum. Onların onayını aldım. Artık annen de bizi destekliyor. Emel Hanım, eğer izin verirseniz Aslı'yı bugün okula ben bırakayım. Onu ben götüreyim. Olur. Hazırlanma, çıkalım. Tamam. Bana hala kızgınsın, değil mi?
Annem öyle şeyler söyledi ki sana olan aşkımdan utandım resmen. Sonucu seni görememek bile olsa anneme söz vermiştim. Bunları artık konuşmasak. Tamam. Sana çok güzel bir haberim var. Bizim artık bir evimiz var. Sevindim. Pastaneye yakın bir yerde. Ya çok tatlı bir ev. Biraz küçük ama olsun. Sonuçta bizim evimiz. Nasıl kiraladınız? Şey, Erdem avans verdi. Pastanede de işler çok iyi. Dışarıdan da iş yaptım. Sensiz nefes almak o kadar zordu ki. Okula gitmeden önce bir şeyler yer miyiz? Ben üzüntüden ağzıma bir lokma bile koymadım. Olur. Baba. Erken dönmüşsünüz. Sorun mu oldu? Sizi merak ettik oğlum. Nasıl geçti? Gayet iyi geçti Volkan'cığım da. Asıl siz neler yaptınız? Ne yapalım işte. Gündelik hayatımıza devam ettik. Eda erken çıkmış. Kursa gitti. Bir sorun olmadı değil mi? Yok yok. Aa, anne. Erken dönmüşsünüz. Bizi merak etmişler Çağla'cığım. Aman anne, rahat rahat yapsaydınız balayınızı. Çocuk muyuz biz? Siz yokken hiçbir problem çıkmadı. Birbirimize daha da alıştık. Çok iyi anlaşıyoruz hatta, değil mi Volkan'cığım? İşlerim de vardı Çağla'cığım. O yüzden de erken döndük. Anlıyorum anne. Hayatım, ben hemen çıkıyorum. Sen? Ben biraz daha evdeyim. Tamam canım. Akşama görüşürüz aile. Baba, Elçin ablaya söyledin mi? Volkan, önce kendim halletmeye çalışacağım. Keşke söyleseydin. Şimdi gidip Başak'tan falan duyarsa kötü olur. Biraz sonra Başak'la buluşacağım. Onu da konuşup ikna etmeye çalışacağım. Eğer edemezsem Elçin'e söylerim. Tamam. Ben çıkıyorum. Tamam baba. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hala Burak'ın Aslı'ya evlenme teklif edeceğine inanamıyorum. Evet ya, gerçekten. Yani koskoca Masar oğullarının oğlu Aslı'ya... Aslı da şanslı kız ha. Allah Allah. Bence Burak Aslı'dan daha şanslı. Bulmuş Aslı gibi kızı. Gerçi doğru ya. Aslı da yani pırlanta gibi kız şimdi, Allah var. Burak da çok değişti ama. Nerede o Bodrum'daki ukala, kendini beğenmiş halleri? Aşk işte. Aşk işte. Yani kimi karakterini değiştirir, kimi şehrini, tüm hayatını. Ya aşkım benim ya. Ben seni çok seviyorum. Ay, ben de seni çok seviyorum. Aşkım, sen de benimle evlensene. Ne? Erdem, ne diyorsun sen? Sen de benimle evlen dedim. Yani karım ol, ben de senin kocan olayım. Evlenince doğal olarak öyle oluyor Erdemciğim. Doğru söylüyorsun. Ya şimdi böyle birden damdan düşer gibi oldu. Böyle şey yapamadım da. Tabii. Ben de hiç öyle hayal etmemiştim esasen. Böyle üstümüzde önlükler falan. Doğru söylüyorsun evet. Ya sen hiç söylemedin, teklif etmedin farz et. Boş ver. Bir dakika. Nasıl yani? Vaz mı geçtin şimdi? Yok, vazgeçmenin de böyle daha özel olmalı falan yani. Anlatabiliyor muyum? Sonra ederim bir ara. Ya Erdem, bir şey söyleyeceğim. Ya şimdi böyle bir şey falan olur, başımıza bir şey gelir. Ne bileyim, hayat bu. Bence sen bir daha sor ya. Şey, evlenme kısmını mı, orayı mı sorayım? Herhalde Erdem. Başka neyi soracaksın acaba? Tamam Gonca, niye bağırıyorsun yani? Aa, yani heyecanlandım burada, ne yapacağımı bilemedim. Tamam dur bak, soruyorum. Tamam dur. Yapamayacağım. Olmuyor, olmuyor. Vallahi yapamayacağım. Yani böyle gitti. Yapamıyorum yani. Gerçekten heyecanlandım. Yapamayacağım. Ya Erdem, nesini yapamıyorsun anlamadım ki. Alt üstü bir soru soracaksın. Ya çok basit. Benimle evlenir misin?
Evet, evet evlenirim, kabul ediyorum. Erdem ya nasıl ya? Ya şimdi ben sana resmen evlenme teklif etmiş gibi oldum Erdem. İnanmıyorum sana yani gerçekten. Ya tamam hayatım, ne olacak, sen etmiş ol. Tamam tamam, dur dur dur. Tamam tamam. Gonca. Heh. Hayatım. Evet. Aşkım. Böyle ayakta mı etsem, diz çöküp mü, böyle yarım mı, nasıl? Tamam Erdem, tamam. Ya sorma Erdem ya. İnanmıyorum sana, sorma işte. Yani hayatımda ilk defa evlenme teklifi alacaktım, onu da mahvettin. İlk defa mı? Evet Erdem, ilk defa. Tabii ben senin gibi nişanlı olmadığım için ilk defa alacaktım. Tamam hayatım, benim de ilk, benim de ilk. Ben de daha önce evlenme teklifi almamıştım. Kendini şey hissetme, ben de ilk defa evlenme teklifi alıyorum. Daha önce etmiştim çünkü. İnanmıyorum sana Erdem ya. Hala dalga geçiyorsun. Çok uyuz oldum sana şu anda, çok. Ya ne oldu Gonca şimdi, ne oldu ya? Ve sakın arkamdan gelmeye falan kalkma. Gidiyorum. Ne, ne sakın, ne oldu şimdi? Ya gözüm falan görmesin seni, tamam mı? Ya Gonca... Gidiyorum. Ay. Ciddi ya. Üzüntüden canım hiçbir şey istemiyordu. O kadar acıkmışım ki. Burak bir şey mi oldu? Benden bir şey saklamıyorsun değil mi? İyiyim. Benim yüzümden de ailenle aram bozuldu. Yok canım, yok öyle bir şey. Onlarla aram gayet iyi. Sevindim o zaman. Efendim kuzen? Kuzen neredesin? Okulun kafesindeyim. Ben de oraya geliyordum. Görüşürüz o zaman. Tamam kuzen. Ben de Aslı'yla birlikteyim. Tamam. Görüşürüz. Volkan. Buraya geliyormuş. Sorun değil. Volkan'ı ailemi ikna ettiğimi söylemeyelim. Şimdilik kimsenin bilmesini istemiyorum, olur mu? Sen bilirsin. Ya aç ama Gonca ya, aman! Ya ne dedim ki ben şimdi yani, ne dedim yani? Evlenme teklifi dedim, ilk defa aldım dedim, bir şey mi dedim yani? Hayretmiş, kendi kendine burada coştu, şey yaptı. Ne be, hatta yani ilk defa evlenme teklifi almışım. Ne var bunu yapan ilk sen ol yani, ne var ki bunda? Hayretmiş, hem benden iyisini mi bulacak canım? Benden iyisi Şam'da kaysa, o kadar yani. Neymiş efendim? Daha o da ilk kez evlenme teklifi almış. Sanki 5 kere almış olsa iş değişecekti. Ah Erdem, ah! Ama benim de adım Goncaysa, senin bunları burnundan fitil fitil getiririm. Ya aç Gonca, aç ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapayım, bir şey bulmam lazım. Ne yapacağım acaba? Ne desem? Nasıl getiririm ki ben buraya? Ya da ben git... Yok onlar nasıl abi sevdedir. Şimdi ne yapacağım? Aa tabii ya. Vallahi buldum. Bu kadar çok aradığına göre şimdiden gelmeye başlamış fitiller. Ama dur, daha bunlar hiçbir şey. Ben sana yapacağımı bilirim. Neredesin Başak? Neredesin? Efendim. Tamam gelsin. Yine ne istiyor bu kadın? Umarım benden habersiz önemli kararlara imza atmıyorsundur. Anlamadım. Aa. Senin haberin yok sanırım. Neden bahsediyorsun sen? Ne eski kocan ne de yeni kocan sana ortak olduğumuzu söylemedi sanırım. Elçincim, biz artık ortağız. Ha, merak etme, şirketini batırmak gibi bir niyetim yok. Aksine
şirket için faydalı olacağımı düşünüyorum. Kozmetik konusu özel ilgi alanımdır. Çık. Çık git buradan. Kızmakta çok haklısın. Gafil avlandın tabii. Gerçi kocanın sana bunu söylemesi lazımdı. Düğün gününde sizi tebrik etmek için aradığım zaman söylemiştim Sinan'a. Zamanla sen de tanıyacaksın. Korkaklıkta Sinan'ın üstüne yoktur. Neyse, senin sinirin bir geçsin. Yüzündeki şu şoku bir atlat. Biz sonra tekrar konuşuruz. Çık. Görüşürüz Sinan. Efendim Elçin. Sinan. Sinan, sen bana böyle bir şey nasıl söylemezsin? Ofiste misin? Tamam, hemen oraya geliyorum. Ne haber, nasılsın? İyi Volkan, sen nasılsın? İyidir. Sen iyi misin kuzen? Bundan daha iyi olamazdım. Öyle diyorsan. Bu arada barışmanıza çok sevindim Aslı. Özellikle de Burak'ın şu Nemrut yüzünden kurtulacağız ya. Kuzen. Oğlum tamam, bir şey demedik ya. Evi şimdi ne yaptınız? Olmadı biz de bir yardım edelim. Evi tuttuk, birkaç güne taşınacağız. Ha öyle mi? Çok sevindim. Yani bu zamanda böyle pat diye bulmanız, çok şanslısın. Öyle valla. Bir iyilik meleğimin olduğunu söyleyebilirim. Derse geç kalıyoruz. Kalkalım mı? Kuzen dersi yok sanıyordum. Var var. Sen karıştırdın herhalde. Öyle mi? Herhalde. Aslı, sen de bir ara bana şu iyilik meleğinden bahsedersin, olur mu? Olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Yok artık. Yok artık, bu imkansız. Birileri iddiayı kaybetmişe benziyor. İnanmıyorum ya, bu nasıl olabilir? Vallahi ben de bu kadar çabuk kazanacağımı tahmin etmemiştim. Demek ki aşkları sandığımdan güçlüymüş. Kes sesini Gani. Bilmediğin bazı şeyler var. Nedir bilmediğim şeyler Çağla'cığım? Anlat, öğreneyim. Siz ikinizi ne karıştırıyorsunuz? Vallahi bir bebek kadar masumsun. İnşallah öyledir. Evet, anlatacak mısın artık neler oldu? İyi dersler canım. Senin neyin var Burak? Hiçbir şeyim yok. Nasıl yok? Sanki yanımda silah soruyla duruyorsun. Anlatana kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Saçmalıyorsun ama şu an. Hayır, saçmalamıyorum. Seni ne kadar iyi tanıdığımı unuttun herhalde. Tamam, haklısın. Sana çok kızgınım Aslı. Çünkü... Evet, çünkü... Çünkü beni bırakıp gittin Aslı, tamam mı? Hem de mücadele edeceğini söz vermiş olmana rağmen. Evet, biliyorum. Ama annem... Evet, biliyorum. Nedenini anlıyorum da. Ama içime sindiremiyorum işte. Yani yarın öbür gün yine bir engelle karşılaşsak... ...çekip gideceksin diye düşünmekten onu koyamıyorum kendime. Hayır, böyle bir şey olmayacak.
Benim engelim annem. Bir daha seni asla bırakmayacağım. Sana söz veriyorum. Seni çok özledim. Ben de seni çok özledim. Hadi git artık. Dersini kaçırma. Tamam canım. Seni burada bekleyeceğim. Görüşürüz. Tamam olur. Görüşürüz. Özür dilerim. Sana söyleyecektim ama... Aması ne Sinan ya? Aması ne? Böyle bir şeyi bana nasıl söylemezsin? Çünkü kendi başıma hallederim diye düşündüm. Duyduğunda kahrolacağını biliyordum. Ben de bunu düğün günümüzde öğrendim. Abimle de bu konuyu konuştum. Bize kaç paraya mal olursa mal olsun o hisseleri satın alacağız dedim. Avukatlarla da konuştum. Ama sonuç değişmedi yani. Öyle mi? Aşkım, tek istediğim mutluluğumuza gölge düşmemesiydi. Yoksa niyetim senden bir şey saklamak ya da arkandan iş çevirmek değildi. Yeter Sinan, yeter. Bu kaçıncı? Bu kaçıncı benim kandırışım? Ayrıca bunu halletmek sana mı düştü? Dişimi tırnağıma takıp bugünlere getirdiğim, kendi şirketimle ilgili böyle hayati bir bilgiyi benden hangi hakla ve hangi cüretle saklarsın? Eski karının karşısında. Nasıl bir duruma düştüm hayal edebiliyor musun? Senin Oktay'dan ne farkın kaldı şimdi? Aşkım, ne olur böyle söyleme, haksızlık ediyorsun. Sinan, lütfen ben yalnız kalmak istiyorum. Elçin. Anlattıkların gerçekten doğruysa tuhaf olduğunu kabul etmem gerek. Gerçekten doğruysa, öyle mi? Benim sana yalan borcum mu var Gani? Hem senin iddiayı kazandığın için zafer turu falan atman gerekmiyor mu? Niye bunu bu kadar kafana taktın anlamıyorum. Çünkü sana katılıyorum Çağla'cığım. Katılıyorsun. Hangi konuda? Burak'ın Aslı'yı asla affetmeyeceği konusunda. Yok yok. Burak'ın gerçekten aşktan gözü dönmüş. Sen haklı çıktın. İyice gerizekalıya bağlamış. Burak pek çok şey olabilir Çağla'cığım. Ama emin ol gerizekalı değildir. Ne o? Şimdi de ezeli rakibini savunmaya mı başladın? Sen ondan nefret etmiyor musun? Ondan nefret ediyor olmam onu tanımadığım anlamına gelmiyor. Ben Burak'ı gayet iyi tanıyorum. Ve emin ol Burak kendisine yapılan böyle bir haksızlığı asla affetmez. Az önce onları nasıl gördüğümüzü unuttun herhalde. Parmakları birbirine kenetlenmişti hatırlıyorsan. Hah işte ben de tam olarak bunu söylüyorum. Benim tanıdığım Burak böyle bir durumda Aslı'nın evini yakar, o evin küllerini de Aslı'ya yedirirdi. Yani bu işin içinde bir iş var. Yani sen şimdi Burak intikam peşindedir demeye çalışıyorsun. Aynen öyle diyorum Çağla'cığım. Aynen öyle. Canım. Ben Elçin'i bir arasam mı acaba? Ya bir Sinan gelsin, onunla bir konuşalım da istersen sonra arayalım. Ha? Ay Başak'tan öğrenmesi çok kötü olmuş. Elçin en çok buna sinirlenmiştir, inan bana. Ya Sinan'ı da kandırmış, görüyor musun? Ya Sinan da aklı sıra bir şekilde ben hallederim diye düşünmüş, Elçin'e söylememiş. Ay Nihat, biz bu kadınla boşuna muhatap oluyoruz biliyor musun? Yani hiçbir şekilde alt edemeyeceğiz onu. Ah. Sinan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Sinancığım ne yaptın? Sakinleştirebildin mi Elçin'i? Yok yengecim ya. Hala bana çok kızgın.
Bak görüyor musun? Hani bütün derdi çocuklardı. Ya bu yaptığı ne şimdi? Ay ne yapacağız? Yani Elçin sinirlenip üzülmek de o kadar haklı ki. Şirketin hisseleri gittiği yetmiyormuş gibi. Yeni ortağı da Başak oldu. Abi düşündükçe delireceğim ya. Bu kadın bu kadar parayı sırf bizi deli etmek için harcıyor. Ya bu daha da korkutucu bir şey. En iyisi ben Elçin'i arayayım. Ayrıca oturup konuşalım bu konuyu. Olur abi. Ara canım ara. Aşkım. Başka dersin yok değil mi? Yok yok bitti. Süper. İyi. Seni nereye bırakayım? Eve mi pastaneye mi? Ben birlikte bir şeyler yaparız diye düşünmüştüm ama... Senin işin mi var? Benim işim sensin. Merak etme. Tabii ki de bir şeyler yapacağız ama akşama. O yüzden gidip annenden akşam için izin al. Ya da pastanede işlerin falan varsa onları hallet. Akşam ne yapacağız ki? Sürpriz. Sürpriz mi? Ay, söylesene. Sürpriz kelimesinin ne anlama geldiğini hala öğrenemedim. Tamam. Sormadım bari. Hadi gidelim. Tamam. Biraz tüyo versen. Çağla. Volkan. Hayret, Ekürin nerede? İşi vardı, çıktı. Ne oldu? Ne var? Sen şu olanları bana bir anlatsana. Hangi olanları? Çağla, oyun oynamayı bırak. Anlat. Sen olanları şu çok sevgili Aslıcığına sorsana Volkancığım. O ne demek şimdi? Ay ya da dur, vazgeçtim. Sen bence annene sor. Hem belki Aslı da yanındadır. Hep birlikte konuşursunuz. Çağla sen ne saçmalıyorsun? Canını acıtıyorsun Volkan. Eğer anlatmasan canın daha çok acıyacak. Annen ve Aslı işbirliği içinde tamam mı? Amaçları da Burak'ı kafalayıp Aslı ile evlenmesini sağlamak. Bu mümkün değil. Aslı'nın o kadına ne işi olur? Az önce söylediğim gibi Volkan. Burak'ı kandırıp kendisiyle evlenmesini sağlamaya çalışıyor. Çağla ne tür bir oyun peşindesin bilmiyorum ama... Aslı'nın kılına zarar gelirse bunu sana çok kötü ödetirim. Siz iki kuzen gerçekten delirmişsiniz. Aslı'nın adını duyunca bütün mantığınız uçup gidiyor mu sizin? Ha? Aslı diyorum. Annenle işbirliği içinde diyorum. Burak'ın parasının peşinde sınıf atlamaya çalışıyor diyorum. Bu kadar zor mu bunu anlamak ya? Çağla, bunu sana kim söyledi? Ha? Aslı'nın o kadınla işbirliği yaptığını kim söyledi? Selda teyze. Tamam mı? Selda teyze söyledi. Yengem ha? Demek Burak'la Aslı'nın bir araya gelmesini engellemek için yaptı plan mı? Vay be. Çok daha yani. Senin derdin ne? Aslı ile Burak ayrılsın diye sarf ettiğin onca çabadan sonra şu an birlikte olmalarını bu kadar çok mu istiyorsun? Sen deli misin? Çağla, Aslı ile Burak'ın ayrılması başka bir şey. Aslı'ya suçsuz yere çamur atılması başka. Ben kimsenin Aslı'ya zarar vermesine izin vermem. Buna Burak da dahil. Ben sadece Selda teyzeden duyduklarımı anlatıyorum. Annenle Aslı'nın orada burada eğlenirken çekilmiş bir sürü fotoğrafını gördüm. Aç gözünü artık Volkan. Aslı sandığın gibi biri değil. Fotoğraflar mı? Evet, fotoğraflar. Yani Selda teyze söylediği her şeyi ispatladı. Eğer bana inanmıyorsan gidip yengene sorabilirsin. Ben doğruları söylüyorum. İster inan, ister inanma. Böyle bir şey mümkün değil. Yok yok. İmkansız. Evet. Evet. Çok güzel oldu. Heh. Evet, madem aramalarıma cevap verilmiyor Gonca Hanım, şu mesaja da cevap vermeyin de görelim bakalım. Anlıyorum.
bu yüzükle benimle evleniyorsunuz Gonca. Dünya evine gireceğiz. Mutladın acaba Arda? Yani bugün beni göremeyeceğini anlasan iyi edersin. Ay ne dedi acaba? Ne? Yangın mı? Ne yangını ya? Akşam için izin alabilirsin değil mi aşkım? Annemin sorun çıkaracağını sanmıyorum. Geç kalacağını belirt ama, tamam mı? Burak Mansaroğlu, ne karıştırıyorsunuz acaba? Sürpriz dedim ya aşkım. Çok büyük ve güzel bir sürpriz. İyi peki. Yani bu zamana kadar bana yaptığın sürprizlerden çok mutlu olduğum söylenirse... ya bunu da çok beğeneceğimden eminim. Ondan şüphen olmasın. Bayılacaksın. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. Gelmeden ararım. Tamam. Çoktan hak ettiğim bir sürpriz olacak Aslı. Bundan emin olabilirsin. Canım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Hoş geldin Elçin. Bizi kırmayıp buraya geldiğin için çok teşekkür ederim sana. Önemli değil. Bu artık bir aile meselesi haline geldi. O yüzden birlikte çözsek daha doğru olacak. Kesinlikle. Oktay'ı defalarca aradım ama tenezzül edip telefonumu açmadı. Hadi Oktay'ın neden böyle bir şey yaptığını anlayabiliyorum ama... Peki ya Başak? Ya hani tek derdi çocuklarıydı? Ya çocuklar falan bahane. Tam bir ruh hastası. Tek bir nedeni var bunun, bizim ailemizin huzurunu kaçırmak. Ya bu kadarı da fazla artık. Hala inanamıyorum. Ya kaç yıllık emeğin bir anda kimin eline geçti? Tamam hayatım, ne olur üzme kendini. Bak ben halledeceğim. Bir şey halledeceğin yok Sinan. Benim anlamadığım bu kadın neden sizden bu kadar nefret ediyor? Yani neyin peşinde bu kadın? Neyin intikamı bu? İşte abimin dediği gibi. Yani ruh hastasının biri. Yani yaptıklarında akıl mantık aramak anlamsız. Bizi üzmekten keyif alıyor, o kadar. Başak hayatımıza girdiğinden beri Sinan'a huzursuzluk veriyor. Yani şimdi Sinan evlendi, mutlu oldu, düzenini kurdu ya... iyice hazmedemiyor artık. Bu kadın yüzünden huzurumuzun kaçacağı kesin. Evet ama böyle bir şeye kesinlikle izin vermemeliyiz. Ya böyle bir dönemde daha çok kenetlenmeliyiz, birbirimize yakınlaşmalıyız. Sen artık ailemizden birisin. Sana yapılmış her türlü kötülük doğrudan bana yapılmış sayılır. Sen merak etme, sana söz veriyorum. Bu meseleyi en kısa sürede halledeceğim. Peki Nihat. Bakın ne diyorum. Bu akşam hep birlikte bir yemeğe gidelim. Oradan da çiftlik evine geçer, orada kalırız. Ha ne dersiniz? Aa, ben pek emin ol bu gece çok iyi gelecek hepimize. Çok gerildik Yalçın. E tamam peki. Hadi. Hazırlanalım bakalım. Seninle acil bir şey konuşmam lazım. Benim Volkan. Evet. Evet, neredesin? Tamam, hemen geliyorum. Goncam şimdi görünce şok olacak ya. Erdem! Erdem! Erdem!
ödümü kopardım, biliyorsun değil mi? Ya ne yapayım hayatım, başka türlü gelmezdin ki bu kadar hızlı. Ya ben nasıl geldiğimi bilmiyorum, uçtum resmen. Bana bir şey olacak diye korktun mu yoksa? Ya korktum tabii eşek. Gel gel bak, bak her şeyi kendi ellerimle hazırladım, pastayı kendim yaptım. Aşkım çok teşekkür ederim, her şey çok güzel olmuş. Ama her şey bir yana, şu pasta var ya şu pasta. Hayatımda gördüğüm en güzel pasta. Güzel güzel pasta, tasarımı falan hep bana ait. Tasarımı yani içine koydukları falan hep kendim yaptım yani, düşünerek yaptım bunları. Bir yerden tarif falan değil yani. Ya Erdem var ya, o kadar zamandır pastanedesin. Yani bir insan hiç mi bir şey kapmaz ya? Bir şuramam yumuk yumuk. Ne yapayım hayatım, yeni yeni öğreniyorum işte ben de size baka baka. Ne olacak ki? Tamam, şekli öyle olabilir. Tamam, şekline çok şey yapamadım ama gerçekten bak tadı çok güzel, tadı çok hoş. Bir tanem benim, tadından ben çok eminim. Eminim çok güzeldir. Aha. Çok güzeldir. Hı-hı. Güzel güzel. Ama bence biz hiç bunu yemeyelim. Neden biliyor musun? Çünkü anı olarak kalsın. İleride böyle çocuklarımıza falan gösteririz. Ya hayatım bir dalga geçme ya, bir dalga geçme ya. O kadar emek var burada. Allah. Hadi aşkımıza. Erdem. Hı. Sen böyle nasıl beni bir anda böyle sinirlendirip sonra bir anda yumuşatabiliyorsun? Cazibe diyelim, cazibe. Şeytan tüyü diyelim de biz ona. Ha, olur, o da olur, o da olur. Hayatım dur artık şundan bir ye ya, şundan. Ye artık bundan. Aşkım ama yemeyeceğiz demedik mi? Saklayacağız dedik. Ay bozmasaydın fotoğrafını falan çekerdik. Hayatım hala dalga geçiyorsun, yapma ya. Emek var diyorum burada. Ye hadi, onu hep bitireceksin. Onu hiç görmeyeyim tabakta öyle. Ye hepsini ye. Bir tadına bakalım o zaman. Wow. Hah, oh. Çok güzel. Ellerine sağlık. Aşkım çok güzel olmuş gerçekten. Ama şey, ben bugün çok tatlı yedim. O yüzden bence bana bu kadarı yeter. Sonra kötü olurum. Gonca gel hayatım bak yesene. O kadar yani yaptım ben bunu. Şuralarından yesene bak, şuraları hep bak. Emek ya bu. Hadi ye, ye şurayı ye. Aşkım işte baktım mı tadına, niye uzatıyorsun? Neden şimdiki ortamı bozuyorsun? Bak ne güzel hazırlık falan yapmışsın. Bozmayalım keyfimizi. Hayatım şuralarından yesene bak. Şuralarına meyve falan koydum. Ya hadi şunu ya. O kadar yaptım, uğraştım ben bununla. Erdem bak sen beni yine böyle bir anda sinirlendiriyorsun. Böyle bir anda gitgeller oluyor falan. Ben çok kötü oluyorum, tamam mı? Ama ya Gonca ne olur ye şu. Ölümü gör ye. Ölümü gör. Ölüyorum burada ye ya. Ye şunu artık. Ay tamam Erdem, tamam yiyorum ya. Al hepsini yiyorum. Sonra bunu yiyeceğim, sonra da tüm pastayı yiyeceğim. Tamam mı? Oldu mu? Hepsini yiyeceğim. Olur, olur. Erdem taş mı koydun? Ne koydun ya? Ne yaptın? Yumurtayı falan komple mi attın? Hayatım, benimle evlenir misin? Erdem benim dişim kırıldı galiba. Hayatım boş ver şimdi, dişi boş ver ya, onu yaptırır sonra. Evlenir misin? Evet de, cevap ver evet de. Ya dur dur, onu ben yıkayayım. Onu yıkayayım. Hep pasta gelmiş. Taşı gözükmüyor. Taşı çok güzel bunun, taşı çok güzel. Efendim aşkım. Evet evet hazırım. Çıkıyorum şimdi. Tamam görüşürüz. Anneciğim ben çıkıyorum. Tamam Aslıcığım. Kolay gelsin. Aslı geç kalma. Tamam.
Aslı'dan ne istiyorsun? Amacın ne? Aslı mı? Ben kimden bahsettiğini anlamıyorum. Ya bana oyun oynamayı bırak. Kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Bana bak Volkan. Sen önce bir kendine gel. Beni ister sev, ister nefret et. Ben senin annenim. Beni anladın mı? Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Bıktım artık senin bu saçmalıklarından. Aslı'dan ne istiyorsun? Kız senin yüzünden zan altında. Aslı neden benim yüzümden zan altında olsun ki? Aslı'yı tanıdığını inkar etmiyorsun yani. Hayır. Hayır etmiyorum. Ve senden bana her şeyi sakince anlatmanı istiyorum. Yoksa sana yardım edemem. Amcam. Sizin Aslı'ya görüştüğünüzü biliyorlar. Hatta ellerinde fotoğrafta kanıt bile var. Ama işin daha kötüsü Burak da biliyor. Birkaç gündür ortada deli gibi dolaşıyor. Aslı'yı onu kandırmaya çalışan bir para avcısı. Seni de onun maşası olarak görüyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin Nihat. Yani insan bir gram değişmez mi? Öyle bir şey mi? Bak oğlum, amcan ve tabii ki yengen Sinan'la bizim hiçbir zaman için birlikte olmamızı istemediler. Bizi hep ayırmaya çalıştılar. Ben alt sınıftan geldiğim için beni ailelerine hiçbir zaman için layık görmediler. Ve sonunda da başarılı oldular. Sen de intikam almak için Aslı'yı kullandın yani, öyle mi? Hayır, hayır, hayır. Benim hiç öyle bir niyetim yok. Ben Aslı'nın yanındayım. Ona destek olmaya çalışıyorum. Benim amcanla husumetim bambaşka. Evet, ondan intikamımı almak istedim. Ondan hıncımı almak istedim. Ama bunun için ne seni, ne Eda'yı, ne de Burak'ı hiçbir zaman için bu konuyu alet etmedim. Çünkü siz masumsunuz. Beni anlıyor musun? Peki Aslı'nın suçu ne? Neden onu kullanıyorsun? Ben Aslı'yı kullanmaya çalışmıyorum. Bak ben onun yanındayım. Ona destek olmaya çalışıyorum. Volkan, ben Aslı'ya baktığım zaman kendi gençliğimi görüyorum. Eski beni görüyorum. Burak'la ilişkilerini fark ettiğim zaman Nihat'a karşı içimde hain bir sevinç olmadı değil. Evet, bunu kabul ediyorum. Çünkü kardeşine davrandığı gibi oğluna davranmayacağını düşündüm. Ama bu konuda yanıldım. Çünkü inanılmaz şekilde acımasız, hiçbir şey değişmemiş. Ama burada konumuz amcam değil, Burak. Evet, biliyorum. Yani zaten iki tane fotoğrafla Aslı'ya karşı nasıl bu kadar güvensiz olduğunu anlayamıyorum. En azından bana ya da Aslı'ya hesap sorması gerekiyordu. Neden buna inanıyor bilmiyorum ama öfkeden dile döndü kesin. Volkan, gidip Aslı ve Burak'la hemen konuş. İstersen ben de konuşurum. Onları ayırmak gibi bir niyetimin olmadığını lütfen onlara anlat. Tamam. Volkan, lütfen olanlardan beni de haberdar et. Ne işimiz var burada? Canım, rahat ol. Nasıl rahat olayım? Bu evden nasıl kovulduğumu hatırlamıyor musun? Bunların hepsi geçmişte kaldı. Hadi içeri girelim. Yok, ben ailenle karşılaşmaya hazır değilim. Annemler evde değil ve bu gece de gelmeyecekler. O yüzden lütfen rahat ol. Hem bu evle ilgili de kötü anlarını sil. Çünkü burası bizim için çok özel. Evet, çok özel. Tekneyi saymazsak beni ilk burada öptün. Bu benim ilk öpücüğümdü. Bu evde bana açıldın. Bana yemek yaptın. Evet. Güzel anlardı. Tamam. Hazırım. Sana güveniyorum. Zaten sen
Beni üzecek hiçbir şeye izin vermezsin. Gerçeklerle yüzleşme vakti. Hem de aşkımızın başladığı yerde. Burada başladı, burada bitecek. Beni neden buraya getirdin? Çünkü burası bizim en özel yerimiz. Bir şey mi oldu? Bir şey olmuş. Bana karşı dürüst olur musun lütfen? Dürüstlük mü? Bunu sen mi söylüyorsun? Anlamadım. Bırak bu masum tavırlarını Aslı. Ne demek bu Burak? Yalanlarının sonuna geldik demek. Ne yalanı? Bana söylediğin yalanları. Burak, ben sana hiç yalan söylemedim. Biliyor musun? Ben seni gerçekten çok sevmiştim. Sana güvendim. İnandım. Bana bunu nasıl yaparsın ha? Nasıl? Senin için her şeyi göze aldım ben. Ailemi karşıma aldım. Ama sen? Yazıklar olsun sana be. Burak ne diyorsun sen? Söyle. O kadınla işbirliği yapıp beni nasıl aptal yerine koyarsın sen Aslı? Hangi kadınla? Hala gözümün içine baka baka bana yalan söylüyorsun. Burak hangi kadınla? Açık açık söyle bana. Volkan'ın annesi Başak'la. Şimdi anladın mı? O yılanla nasıl birlik olup beni aptal yerine koyarsınız? Bana nasıl bir iftira attıklarını bilmiyorum. Biri bizi ayırmak için, birbirimizden kopalım diye bir yalan söylemiş. Sen de buna inanmışsın. Sana olan sevgime, bu zamana kadar çektiğim acılara yazıklar olsun. Bir de beni buraya kadar çağırdın. Sırf benimle konuşmak için anneme bile yalan söyledin. Senin söylediğin yalanların yanında benimkileri çıkalır. Buraya kadar. Oyun bitti. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.